Yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyenler. Sağlık, Yaşam ve Güzellik programıma hoş geldiniz. Evet, Manisa'mızın yine çok değerli bir doktoru bizlerle birlikte olacak. Kendisi Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Doktor Ali Rıza Özen, psikiyatri uzmanı Doktor Ali Rıza Özen bizlerle birlikte. Bugün ergenlik dönemi sorunları hakkında çok değerli bilgileri bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz kanalımız adına. Hocam öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben sizinle ilk defa bir program yapacağım. Geçmişte bir program yapmışsınız ETV'de. Evet, evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1970 yılında Trabzon'da doğdum. İlk orta öğrenimimi, liseyi orada tamamladıktan sonra 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 93 yılında hekim olarak mezun oldum. 1995 yılından itibaren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlığıma başladım. 99 yılında uzman oldum. O tarihten itibaren Türkiye'nin değişik yerlerinde uzman olarak çalışmaktayım. 2009 yılı sonundan itibaren de Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet. Başarınız devamını diliyoruz o halde. Evet hocam, bugün ergenlik dönemini konuşacağız. Öncelikle ergenlik dönemi nedir? Evet. Bu dönemde gençlerimiz, çocuklarımız nasıl bir ruh haline girerler, neler yaşarlar? Evet. Ben erişkin psikiyatristiyim. Yani uzmanlık alanım bununla ilgili. Ayrıca çocuk ve ergen psikiyatrisi gibi bir alanımız da mevcut. Ergenlik çocukluktan erişkinliğe geçiş aşaması. Yani bu aşama tabii ergenliğin sınırlarının belirlenmesi, onun tanımlanmasıyla ilgili bir takım sorunları da içeriyor. Şöyle ki, ergenlik ne zaman başlıyor? Yani yaş sınırı burada önemli. En yani kabul edilir bir tanımlama içerisinde ergenlik 3 başlık altında tanımlanıyor. Bu erken ergenlik dediğimiz dönem 12 ile 14 yaş arası, daha sonra orta ergenlik dönemi dediğimiz 14-17 yaş, 17-18 yaştan 22 yaşa kadar devam eden geç ergenlik döneminden bahsediyor. Tabii ki bizim şimdi aslında bizim alanımızı ilgilendiren konu daha çok geç ergenlik dediğimiz 17 ile 22 yaş arası. Ondan sonrası karşılaşılan sorunlar. Tabii ki biliyoruz biz hayat işte doğum veya hani doğum öncesi ana rahmine girdikten sonra başlayan bir süreç. Doğumla bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, ondan sonra erişkinlik dönemi gibi yani kabaca bir sınıflama yaptığımızda daha sonrasında da bizim uzmanlık alanımızla ilgili karşılaştığımız birçok psikiyatrik sorunun bu önceki dönemlerde olduğuna tamamen dair temelinden geliyor değil mi sorunlar? Evet, geldiğine ilgili temel bir takım yargılar var. Şimdi biz hani erişkinlik dönemine geçişteki karşılaştığımız ruhsal sorunlar, toplumsal sorunlar, hani bir bütün olarak ergenin ve gençliğin sorunları diye tarif ettiğimizde tabii ki bu önceki döneminde önemli bir alan oluşturduğunu biliyoruz. Şöyle ki bu süreçte hani çocukluk döneminde karşılaşılan bir takım sorunların ergenlik dönemine aktarılması ve daha sonra erişkinlikte ortaya çıkması bir takım psikopatolojik sonuçları da doğurabiliyor. Yani bazı hastalıklar o dönemlerden çocukluktan gelen oluşuyor, sorunlar olabiliyor. Oluşuyor. Yani böyle bir tablo genellikle bu şekilde. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Hocam peki çocukluk dönemindeki travmalar, mesela ailenin etkisi de çok çok önemli. Çok çok önemli. Bu dönemlerde özellikle çocukluk döneminde aileler nasıl davranması gerekiyor? Çünkü gençlik dönemi dediğiniz gibi ilerleyen ve gençlik dönemine kadar giden çocukluk döneminden gelen sorunlar var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani şimdi tabii aile bir toplumsal birim olarak çok önemli bir şey. Birçok şekillenme yani daha sonraki ruhsal yapılığın şekillenmesinde aile içinde verilen tutumlar, davranışlar, alınan eğitim, sosyal çevre bunlar bir bütün olarak hepsi bir arada birçok
yani sonrasında yaşanabilecek sorunların da aslında kaynağını oluşturmakta. Hı hı. Bazen de sağlıklı yaşanabilecek süreçler içinde parça teşkil etmektedir. Hı hı hı. Yani bu her zaman işte ergen veya genç ve ya da işte erişkin bir insanda psikopatolojik bir süreç oluşturacak diye bir kural yoktur. Evet. Biz biliyoruz ki hani ruhsal hastalık ortaya çıkabilmesi için belli bir takım koşullar gerekiyor. Evet. Hani bunlar biyolojik etkenler, genetik etkenler dediğimiz, psikolojik yapı dediğimiz, sosyal, toplumsal yapı dediğimiz bu üç ana unsurun bileşen halinde, hı hı, ya tek ya da hepsi bir arada bir ruhsal hastalık oluşturduğunu biliyoruz. Hani o toplumsal yapı içerisinde aile tabii son derece çok önemli, çok önemli bir şey. Evet, hı hı, ruhsal alanı oluşturan, ruhsal bir takım sorunların ortaya çıkmasında ki çok önemli bir yapı taşı. En önemli etken, evet, aslında ilk başta yani, ailedir diyebiliriz. Tabii ki buradaki davranış örüntüsünü hani bizlerin belirleyebilme şansı yoktur. Evet. Aileler kendi dinamikleri içerisinde, hı hı, bunu belirliyorlar. Tabii. Ancak ailenin de bu süreç içerisinde çaresiz kaldığı durumlar söz konusu ortaya çıkabiliyor. Hani bu tarz sorun ve durumlar ortaya çıktığında çocuğumuz ileride işte damgalanır anlayışını, evet, bir kenara bırakaraktan o dönemde yaşanan sorunlar ortaya çıktığı zaman doğrudan yardım almak, doğrudan yardım almak son derece önemli. Evet. Tabii ki anne babasınız, yani bir arkadaş değilsiniz, bir profesyonel değilsiniz. Sizin asıl rolünüz bu. Evet. Ebeveyn rolü. Evet. Onu oynamalısınız. Burada takıldığımız, evet, konuda da destek almamız gerekiyor. Tabii, kesinlikle. Tabii bu geçmişteki o algıyı da oluşturuyor. Yani tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi ruh sağlığı ile alakalı herhangi bir, evet, sorunda, sıkıntıda aileler böyle bir desteği almama, yani eskiden kalan bir düşünce yapısını, evet, hala devam ettiriyoruz ne yazık ki. Destek almamız gerekiyor. Çocuğumuz dediğiniz gibi damgalanmamış olacak aslında. Sağlık yani sorunu bu da çünkü. Şu düşünce oluşuyor. Yani çok görüyoruz velilerde. Mesela çocuğumuzu psikiyatriye götürsek, çocuk psikiyatrisine veya erişkin ergen psikiyatrisine götürsek hani bu dönemde. Evet. İleride polis olacaksa, ne bileyim asker engel olacaksa, hekim olacaksa, hukukçu olacaksa orada yazılı kalıp bir engel oluşturur. Böyle oluşturur. Bir algı var, evet, değil böyle mi? Bir algı. Tabii o damgalanma, hı-hı, algısı, evet, çok ayrı bir yanlış konu ama çok da önemli. Şimdi bu da sağlık sorunu aslında. Bu da sağlık sorunu. En önemli sağlık sorunu hatta. Kesinlikle. Hatta orada siz durduğunuz zaman, bir yardım almadığınız zaman belki ileride gençken, erişkinken bir takım sorunların ortaya çıkmasına yol açacaksınız. Bu çocuğa daha büyük kötülük oluyor. Hani geleceğine, evet, dair. Evet. Şimdi oradan hep şöyle bir konu var tabii ki. Hani gittiğinde burada işte buradaki bilgiler oralara aktarılır. Hı hı. Oradan işte çocuğun önü kesilir, engellenir gibi düşünceler oluyor. Evet. Halbuki genellikle bu tarz sorunların irdelenmesinde, araştırılmasında kullanılan yöntemler günümüzde daha objektif. Evet. Yani eğer bir şüphe ve kuşku uyandıran bir durum varsa, hani askeri almak olsun, hı hı hı, işte polis olsun veya işte diğer böyle stratejik mesleki alanlar olsun, hı hı, muhakkak onlar kendi bünyelerinde zaten bir araştırma ve tarama yapıyorlar. Değil mi? Yani sizin çocukluk döneminde gidip de bir psikiyatriye... Daha sonradan daha büyük sorunlar, evet, da çıkabilir o dediğiniz gibi araştırmalarda. Tabii başvurmanız bir engel oluşturmaz, evet, yani. Evet. O kendi taramalarından geçirilir yani. Evet. Öyle bir kaygı boş oluşturmamak yani. Oluşturmamak gerekiyor, evet, tabii. Olmaması gerekiyor tabii. Evet. Sevgili izleyenler, bu arada değerli doktorumuza sorularınız var ise bize 233-77-77'den ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum numarayı, 233-77-77'den bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İsterseniz canlı yayına bağlanabilirsiniz, isterseniz rejiye sorularınızı bırakabilirsiniz. Hocam peki özellikle dediğiniz gibi 17-22 yaş arasında bir takım çocuklarımızda sorunlar görebiliyoruz. Aileleriyle bir kopukluk olabiliyor, iletişimde, evet, bir kopukluk olabiliyor. Bizimle konuşmayan çocuklarımıza nasıl davranmamız gerekiyor? Evet, şimdi tabii yani gençlik ve genç kısmına ben geçeyim. Daha tabii çok alanım arası, evet, erişkin alanı. Yani biz tabii yani anne baba olduğumuzu, hı hı, düşünürsek, yani ebeveyn olduğumuzu düşünürsek, öncelikli görevimiz ebeveynlik. Evet. Yani çocukların veya gençlerin arkadaşı değiliz biz.
Kesinlikle. Evet, ailede burada yanlış yapmamalı. Hani ben çocuğumla arkadaş gibi konuşuyorum, ben oğlumla, ben kızımla arkadaş gibi konuşuyorum. Değil, siz onun arkadaşı değil, onun annesi veya babasısınız. Evet. Yani birinci rolünüz bu. Hı hı. Tabii ki konuşursunuz, anlayış ölçüsünde belli sınırlarda konuşabilir, paylaşabilirsiniz ama çocuğun ve gencin arkadaşı olacaktır. Arkadaşı evet, var. Tabii ki. Yani bir takım sorunların işaretlerini fark edebilirsiniz. Hı hı. Tabii ki çocuk çevre değiştirmişse, örneğin genç yani başarısında bir düşme meydana gelmişse, okul başarısında bir düşme ortaya çıktıysa, değişik tavır ve tutumlar içindeyse, artık iş çalışan gençlik de var biliyorsunuz. Tabii. 18 yaşından öncesinde tabii, ve sonrasında. Onların da işte bir takım zorlanmaları oluyorsa, iş yerinde bir takım uyarılar geliyorsa, bunlar tabii şey işaretler, hani üzerinde durulması gereken işaretler. Hı hı. Tabii ki 18'ini doldurmuş bir insan biliyorsunuz da yani hukuki olarak da reşit kabul edilir. Yani bunlara yapılabilecek müdahaleler tabii ki çocukluk döneminde yapılacak müdahalelere benzemez. Tabii ki yani, daha farklı. Evet, daha farklı olmak durumundadır. Hı hı. Yani kimliğini geliştirmeye başlayan, kişiliği oturmaya başlayan bir insana zedeleyici yaklaşımlar ona yarardan çok zararlar getirir. Hani bir yardım alınacaksa bile muhakkak ikna edilerek alınması doğru olur. Aksi takdirde yarar oluşturacak yerde zarar ortaya çıkmış olabilir. Yani o zedelenmeler ortaya çıkar. Biliyoruz ki insan psikolojisinde ve yani o gençlik döneminde ortaya çıkacak yaralanmalar daha ciddi, yani ruhsal yaralanmalardan bahsediyorum. Evet. Daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olur. Yani ikna edici olmak lazım. Belli bir hani onun birey olduğunu göz önüne alarak yaklaşmak gerekiyor. Ve sorunların çözümü konusunda da hani profesyonel yardıma teşvik etmek gerekiyor. Yani ona bir birey olarak davranmak gerekiyor artık. Ve yardım alması konusunda yüreklendirmek gerekiyor. İlgiyle dinlemek gerekiyor. Yani bir randevu aldık doktor hanımdan veya doktor beyden. Gitmek ister misiniz? Biz gittik. İşte durumunuzdan endişe ediyoruz. Böyle böyle şeyler var falan. Ne dersiniz? Yani onun fikrini sorarak tabii, değil fikrini mi? Fikrini sorarak, incitmeden ve yani bir birey olduğunu, bir kişilik oluşturduğunu, bir kimlik olduğunu göz önüne alarak yaklaşmak gerekiyor. Evet hocam, sorularımız gelmeye başlamış izleyicilerimizden. Meltem Türkmen demiş ki kızım 17 yaşında ve çok fazla aşırı süsleniyor. Evet. Ve sürekli cep telefonuyla uğraşıyor. Aileden kopuk durumda. Evdeyken hep odasından çıkmıyor. Buna çok üzülüyoruz ve ne yapmalıyım? Nasıl bir destek almalıyım? Demiş izleyicimiz. Evet, yani bu hep karşılaştığımız sorunlar gençlik döneminde aslında. Evet, değil mi? Hepsinin bir şeyi gibi, bileşeni gibi. Tabii ki burada aşırı süslenmeden bahsediyor yanılmıyorsam, değil mi? Evet, evet. Tam bu dönemlerde olabilecek cep şeyler. Cep telefonunu kullanıyor. Tabii ki bu yani ergenlik davranışları içerisinde değerlendirildiği zaman hani bu tavsiyeler belli ölçülerde kabul edilebilir. Hı hı. Yani burada bir aşırılık söz konusuysa, toptan hani bir değişim söz konusuysa, hı hı, hani böyle değilken birden böyle olmuşsa birden vardır orada. Tabii ki bir etkeni her an düşünebilmek lazım. Hı hı. Yani bu sorunlar ile ilgili tabii ki tek söyleyebileceğim veya en doğru söyleyebileceğim şey, yani bir ergen psikiyatristinden bir yardım alması gerekiyor. Onun aynı az önce konuştuğumuz konu gibi ikna etmeye çalışması gerekiyor. Yumuşak hani bu süreçte okul, aile birliği, yani rehber öğretmeninden olabilir, işte psikolojik danışmanlık hizmetlerinden olabilir. Onları alma konusunda teşvik edilebilir. Evet. Yani konuşulabilir ama dediğim gibi yani çok hassas bir dönem. Yani 17 yaş dönemi. Evet. Tam böyle işte ergenlik dönemi, kişiliğin yani bu süreç içerisinde yani yaralayıcı olmadan bir müdahalede bulunmak gerekir.
ama bir yardım almaya aslında hak eden biraz da zor bir dönem değil mi hocam? Yani evet. Hem aileler için tabii. Hem o genç için çok çok tabii. Zor bir hani dönem. Parçalara baktığımız zaman çok tanıdık şeylere geliyor. Hı-hı. İşte aşırı cep telefonuyla. Yani aslında her yerde her zaman görüyoruz bunları. Yani kaldı ki sadece hani gençlik veya ergenlerde değil, erişkinlerde de sıkça görülen çok yaygın halde. Evet, internet tabii. Ve cep evet. Telefonları hayatımızda artık büyük bir evet. Önemli bir hale gelmiş durumda. Hocam bir sorumuz daha var. Buse Çayır bizlere ulaşmış. Demiş ki 18 yaşındayım ve kendi iç dünyamda çok mutsuzum. Kimseye güvenmiyorum. Bu yüzden çok çevremde yok. Her şeyi sorun eder hale geldim. Ne yapmalıyım demiş evet. İzleyicimiz. Yani bu bahsedilen hani tabii ki parçalar ile ilgili burada bahsettiği hı hı. İşte mutsuzluk, iç dünyaya çekilme, kapanma, mutsuzluk, ümitsizlik, belki işte etrafa olan güvensizlik. Bunlar da bu dönemde çok yaygın görülebilecek durumlar. Yani şimdi biz bunları değerlendirirken hemen patolojik işte bu depresyondur, bu işte şudur. Diye adlandırılmıyor hemen. Adlandırmıyoruz. Özellikle bu dönemde çok hızlı değişikliklerin de olabileceği, düzelmelerin de olabileceği. Doğru geçici bir süreç diye de değerlendirilebilir. Geçici bir süreç diye değerlendirilebilir ama yani ruhsal zorlanmalar evet. Bu dönem içerisinde de çokça karşımıza çıkıyor. Hı hı. Örneğin işte bizim saydığımız hani karşılaştığımız anksiyete bozuklukları, depresyon hı hı. Dediğimiz ruhsal tablolar bu dönemde çok sık karşımıza hı hı. Çıkmaya başlıyor. Yani ümitsizlik, karamsarlık, hayattan kaygı. Zevk alamama, evet. Bir şey yapmak istememe, artık daha önce yaptığı etkinliklerden keyif alma, keyif almama. Bu tabii depresif olabiliyor. Bir ruh halidir. Hı hı. Gençlerde de, ergenlerde de yani her yaş grubunda olabiliyor. Görülebiliyor. Bazen bu yaş grubunda aynı böyle işte küsme, çevreden uzaklaşma, kendi dünyasında kalma şeklinde ortaya evet. Çıkabiliyor. Yani böyle bir görüntü ortaya çıkabiliyor ve tanımlatıkta da bazen yani zorlanılabiliyor yani hı hı. Durumu teşhis etmekte. Hı hı. Çünkü hani erişkin bir insan hayata küstüğü zaman bunun fark edilmesi çok daha kolay oluyor. Yani evet. İşinde aksamalar oluşuyor. İşine gidip devamsızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Ne bileyim artık kendine bakımında azalmalar oluyor. Etrafındaki kurduğu ilişkilerde bozulmalar yol açıyor. Şimdi genç, erken ve okuyan yani okula devam eden birisi hani de bunlar görüldüğü zaman hani okul başarısında bir düşme başlayabiliyor. Hı hı. Çok belirgin evet. Bir sonuç olarak gördüğümüz. Arkadaş ilişkileri bozuluyor. Kendi dünyasına çekiliyor. Evet. Yani burada da bir yardım almak da çok önemli bir önemli. Şey. Belki küçük müdahalelerle düzeltilebilecek hı-hı. Bir şeydir bu. Hı-hı. Yani depresyon varsa zaten bunun tedavisi son derece kolay mı evet. Mümkün. Çok büyük yani, bir sorun haline büyük bir sorun haline getirmememiz gerekiyor. Aslında tabii, destek aldığımız zaman aslında yani, bu durumda. Aslında şöyle yani basit bir düşünce tarzıyla evet. Düşünürsek hani bizim bademciğimiz iltihap yapar veya işte evet. Gribal bir enfeksiyon geçiririz. Bizde psikiyatride de bazı rahatsızlıklar böyledir. Evet. Hafif yani, olan evet, rahatsızlıklar. Hafif. Yani küçük bir müdahaleyle düzelebilecek. Hı hı. Daha olumsuz sonuçlara yol açmadan önü alınabilecek hı hı hı. Durumlardır. Evet. Yani böyle görüldüğü zaman tabii iş daha kolay kolaylaşmış olacak. Kolaylaşmış olur. Evet. Ama tabii ki dışarıdan yorum yapmaktan ziyade direkt hani, birebir evet, görmek evet, de gerekiyor. Evet, görmek de evet, gerekiyor. Büyütmek gerekiyor. Evet, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz demiş ki oğlum her gün internet başında ve odasından çıkmıyor. 16-17 yaş civarlarındaymış. Çok tartışmaya başladık. Bu durumdan nasıl kurtulabilir oğlum demiş. Neler yapabiliriz demiş. Evet. Tabii bir de odasından çıkamayan, sadece internet başında vakit geçiren gençlerimiz de var. Çok, çok sık duyuyoruz. Odadan nasıl çıkarabiliriz evet. Hocam? Şimdi ben tabii erişkin psikiyatristiyim. Hı-hı. Çok çok fazla hani ergen görmüyorum. Evet. Geldiği zaman diğer ergen psikiyatrist evet, arkadaşlarına yolluyoruz. Ama inanın, tabii soru geldi. İnanın bunlardan dolayı ruh sağlığı bozulan ebeveynler var. Evet. Çok zor. Anne babalar bize geliyor evet, bunun için. Yani ben artık bunu aldım, baş edemiyorum. Ne yapayım diye. Evet.
Tamam, çocuğu şeye gönderiyoruz, götürüyoruz. Bir de ailelere evet, uygulanması. Aileler de tabii bu durumdan endişeleniyor, kaygılanıyor. Evet. Çaresiz durumda kalabiliyorlar. Yani bu internet bağımlılığı dediğimiz, hani bu cep telefonuyla çok aşırı derecede zaman harcama. Hı hı. Onun bu yüzden günlük gündelik uğraşları bırakma. Evet. Artık günümüzde sık görülen bir durum. Çok fazla var, dünyadan hani, geçiyorlar. Herhalde bir 15-20 yıllık bir süreç bu. Hı hı, evet. Yani ondan öncesinde böylesi bir şeyimiz tabii yoktu. Şimdi burada ne yapılabilir? Yani nasıl bir yol izlenebilir? Veya nereye kadar müdahaleci olunabilir? Hı hı. Çünkü bu da kritik bir konu. Yani çocuğun telefonunu alırsınız, gencin telefonunu alırsanız onu yaralarsınız. Evet. Daha hani ona da olur. Tabii ki bir engel de koymak lazım. Çünkü bir sınır çizmek evet, lazım. Aksi takdirde kendisi de zarar evet. görüyor. Aile, aile de endişelenip kaygılanıyor. Orada tabii ki hani konuşmak, bir sözleşme imzalamak, hani belli bir süre artık biraz hı-hı. fazla olmuyor mu gibi veya ne yapılabilir noktası. Dinletemiyorsak hocam. Efendim? Böyle bir durumu dinletemiyorsak ne yapacağız? Şimdi gençlerle ve hani ergenlerle kapışmak her zaman ailelerin yenilgisiyle sonuçlanır evet. maalesef. Genel çünkü karşınızda gerçekten fiziksel olarak da güçlü, ruhsal olarak da büyüyen bir yapıyla tabii. karşı karşıyasınız. Siz onunla yarışa giremezsiniz. Evet. O sizden üstündür. Yani güç olarak, fiziksel güç olarak, evet. şey olarak da üstündür. Hani ruhsal gelişim boyutunda da üstünüzdedir. Yani sizin burada yapacağınız şey onu anlamaya dönük evet. Harekete geçmek. Yani onunla işte böyle nasıl oluyor da böyle oluyor, nasıl oluyor evet. da buraya yöneliniyor noktasını öğrenmeye çalışmak. Sebeplerini evet, öğrenmek. Evet, sorunları çözmeye çalışırken de hani gerekirse profesyonel yardım almak. Tek başına altından çıkamayacağınız evet. bir konudadır bu. Hele evet. okul çağı söz konusuysa muhakkak hani işbirliği yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani okulla işbirliği, işte öğretmenleriyle, rehberlik öğretmeniyle veya işte psikolojik danışmanla ya da en sonunda hani psikiyatristle de işbirliği yapmak gerekebiliyor. Yani şimdi şunu anlayabiliyoruz. Mesela ailenin kalkıp psikiyatriste geliyor, hı-hı. fikir alıyor, soruyor ne yapabilirim. Bunlar çok doğru yaklaşımlar. Evet. Yani biz burada ne yapılabileceğine dair bir takım ipuçları veriyoruz. Şunlar yapılabilir, bunlar yapılabilir. Yani işin iç yüzünü iyice öğrendikten sonra. Hı-hı. Yani ebeveyn bunu hani ergene veya gence söyleyebilir. Hani ben senin bu uğraşından dolayı bayağı zorda hissediyorum kendimi. Evet. Ve psikiyatrik yardım almak zorunda kaldım. Hı hı. Hani sen de almak istersen randevu alırız, beraber gideriz. Gibi. Teşvik edici konuşmalar evet. yapmak tabii. gerekiyor. Yani bu şekilde, yoksa hadi gidelim. İşte, emrivaki yapmayacağız tabii. Tabii baskıya değil. Çünkü genelde gençler her zaman emrivaki ya da kesinlikle ısrarı bu tarz yaklaşımlar çok daha olumsuz sonuçlar evet. doğru. İnatlaşabiliyorlar. Mesela, birkaç örnekle karşılaşmıştık. Yani hani böyle olumsuz diyeceğimiz örnekler. Genç madde kullanımından evet. kuş kullanıyor aile. Getiriyor idrarda veya kanda madde baktıracak. Evet. Yani almış apar topar getiriyor hastaneye. Tabii yanlış bir durum. Evet. Bu son derece genci yıpratan. Yani ona güvenilmediğini. Evet. Tabii. Ona karşı zedeleyici bir hamleye dönüşmüş bir hareket tarzı. Bu tarz yaralar. Yani çocukla anne baba arasındaki ilişkiyi, gençle anne baba arasındaki ilişkiyi yaralar. Gencin kendisini de yaralar. Evet. Yani hem kendi psikolojisinde sorunlara zor, yol açabilir ama ikna edilerek tabii ki belli noktalarda anlaşarak, belli noktalarda tabii ki güven duyacaksınız. Evet. Yani karşınızdaki insana, yani çocuğunuza güven duymak durumunda. Güven duyduğumuzu hissettireceğiz aslında. Hissettireceksiniz ama denetleyeceksiniz evet, de. Tabii. Yani sadece güvenle, güveniyorum, güvenle bırakıyorum olmak değil. Değil. Tabii ki. Yani takip denetimde de olacak tabii. Tabii. Yani sıkmadan bir denetim olması evet. lazım. Dengede bir denetim olması evet. lazım. O denetim olduğu sürece, yani aşırıya kaçmadığı sürece bazı şeyleri yoluna koymak daha kolay evet. olur gibi geliyor. Aslında hocam biz kendi hatalarımızda, eksiklerimizde var. Tabii anlattıkça ben de görüyorum.
Biz tabii hayat telaşından çocuklarımızı ihmal ediyoruz. Gençlerimizi de ihmal ediyoruz. Gereken sevgiyi ve ilgiyi aslında biz göstermemiz gerekiyor. İlgiyi ve sevgiyi gören çocuk da zaten bir arayışta olmaz diye düşünüyorum ama biz bazen bunları belki de göz ardı ediyoruz ya da gözden kaçırıyoruz. Evet. Özellikle çocuklarımıza ilgimizi ve sevgimizi göstermemiz gerekiyor diye buradan bir mesaj verelim ailelere. Hocam bir sorumuz daha var. Emel Sağlam bize ulaşmış. Kızım 17 yaşında, biraz kiloları var ve kendini beğenmiyor. Bu yüzden dışarı çıkmak istemiyor, okula gitmek istemiyor. Zorlanıyorum, sürekli beni yoruyor. Kendisi de bu yüzden mutsuz ve üzülüyor. Ne yapmalıyım? Evet, çok zor bir durum tabii. Kilolarından dolayı kendini beğenememe. Tabii bu yaşlarda çok görülen bir sorun. Tabii, yani kendi beden algısıyla ilgili olsun, arkadaşları arasında olsun. Yani bunlar tabii... Mutsuz hissettiriyor onları. Kesinlikle. Hem mutsuz hissettirir hem de dediğiniz gibi hani sonuç olarak da o hani bulunduğu çevreden kendini soyutlayarak izole bir yaşantıya yönelme gibi bir durum ortaya çıkabilir. Tabii ki yani aşırı kilo tabii çağımızda da bir sorun haline geldi biliyorsunuz. Evet. Dengesiz ve kötü beslemenin sonuçları olarak. Evet, obeziteler olarak da, artık obezite sorunları artıyor. Evet, kilolar evet, artıyor. Bunlar da bir yeni çağımızın sorunları haline geldi. Hatta işte biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Şimdi yani çocukluk çağında ve gençlik çağında aslında yani tabii çocukluk çağından başlamak üzere kişinin kendisini mutlu hissedebileceği, yapmaktan zevk alabileceği, keyif alabileceği bir takım aktivitelere yönlendirmek gerekiyor. Yani yönlendirmek derken hani kendi isteğiyle yapabileceği, bir şeyleri yapmaktan zevk sunacağız. Alacağı, arkadaşları arasında kabul görebileceği bir alanda başarı gerekiyor. Yani bu sadece hani derslerdeki... Yani başarıyı kastetmiyorum. Ders başarısı dışında. Evet. Kendisine işte bir sanatsal uğraş olabilir, spor olabilir veya mutlu hissedebileceği, arkadaşlarından kabul görebileceği bir etkinlik, aktivite olabilir. Bunların bu dönem içerisinde hani senin fiziksel görünümünden ziyade senin varlığın, senin kişiliğin, senin kimliğin, duruşun önemlidir kısmını. Önemli hissettirmek. Evet, karşı. Önemli hissettirmek. Yani şimdi şöyle, bazen obezite tabii ki yani tedavi edilebilir bir durumdur. Önlenebilir, engellenebilir bir durum. Ama bazıları da bizim gibi tombik dediğimiz hani şey oluyor. Evet. Yani yapısal olarak böyle olabilir. Yapısal olarak öyle de doğru. Yapısal olarak öyle olabilir. Ama kattığı yani kendi kişiliğine kattığı bir takım, kendi kimliğine kattığı bir takım özellikler onu sosyal çevrede kabul edilebilir duruma getiriyorsa zaten bunları artık sorun etmemeye başlar ama burada tabii ki bir zorlanma söz konusu ve dediğim gibi hani genelde bu bize soru soran ailelere söylediğimiz gibi muhakkak bir ergen ve psikiyatristinden yardım destek alsınlar. Yani gerekiyor tabii. Faydalı olunabilecek bir durum. Belki dediğimiz gibi küçük müdahalelerle yani ailelerin de derdi geçecektir. Büyümeden. Bu gencin derdi de sorunu da çözülecektir. Evet, evet hocam bir sorumuz daha var. Nazan Koşar bize ulaşmış. Kızım 19 yaşında ve aşırı takıntılı ve hassas. Her şeye çok çabuk kırılıyor. Arkadaşlarının her lafını takıyor ve üzülüyor. Böyle bir durumda kızıma nasıl destek olacağımı bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz demiş izleyicimiz. Evet. Takıntı. Şimdi tabii da büyük bir problem aslında. Yani takıntılarda da işte bizim belli bir takım ölçütlerimiz var yani. Her takıntıyı biz şimdi bozukluk olarak değerlendirmiyoruz. Evet. Bazen dönem dönem olabilecek şeyler, olabilecek, geçici durumlar var. Yani stresten kaynaklı bir takım biliyoruz bozukluklar ortaya çıkabiliyor insanda. Yani en nihayetinde, en derininde obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz yani takıntı düzeyi olabilir ama yani takıntıyla şikayet eden herkese tabii ki bu tanıyı koymuyoruz. Yok böyle bir durum. Evet. Dediğim gibi bazen kişiler mutsuz olduklarında, ümitsiz olduklarında, karamsar olduklarında kendi bedenleriyle aşırı uğraşı içerisine girebilirler. Yani bunlar da hani bir takıntı boyutunda değerlendirilebilecek şeyler.
Kızımız herhalde 19 yaşında. 19 yaşında. Tabii ki bir erişkin psikiyatriste muhakkak gitmesi konusunda yüreklendirmek gerekiyor kendisini. Yardımcı olunabilir, o konuda yol gösterilebilir. Evet, çok büyük yani, bir problem haline getirmeyecek evet, o zaman. Bu da geçici yani, bir süreç denilebilir. Depresyon da olabilir, başlamış olabilir. Bilemeyiz tabii. Evet, yani sebebini şunu, evet, direkt uzman kişinin evet, aslında. Dediğimiz gibi hani stresten kaynaklı bir durum da ortaya çıkmış olabilir. Müdahaleler de çözülebilecek. Evet. Bahsediliyor. Evet, bir sorumuz daha var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Kızım 15 yaşında, bundan 6 ay önce intihara kalkıştı. Babası ile bir konuda tartışması sonucu bu durum gerçekleşti. Yanlış şeyler yapmaması için konuşamıyoruz. Doktora gittik, ilaç kullanıyor ama hala problemleri devam ediyor. Ne yapabiliriz demiş izleyicimiz. Evet. Tabii bu da yani önemli bunlar, bir vaka. Tabii ki hani genç ergen döneminde de intiharlar olabiliyor maalesef. Evet. Yani şimdi tabii yapması gereken şeyi yapmış bu aile. Evet. Yardım istemiş. Evet. Daha sık yardım istesinler. Evet. Daha ısrarcı olsunlar bazı hı-hı konularda dediğim gibi. Yani normalleşme bazen zaman alabiliyor bu tarz durumlarda. Hı-hı. Bazen tablo tam olarak yerine oturması süreç içerisinde ortaya çıkabiliyor. Yani düzelme de böyledir. Nasıl bir hani ruhsal bozukluk birdenbire başlamıyorsa bir sorunlar süreç birden, evet, bazen düzelme de biraz zaman alabiliyor. Bir şeyleri düzeltmek, tamir etmek, aile içindeki ilişkileri tekrar rayına oturtmak, ne bileyim okul çevresinde veya kendi sosyal çevresindeki ilişkileri tekrardan düzeltmesi nasıl o bozulma biraz süreci zaman alabilir. Evet, zaman alabilir. Biraz sabır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yani dediğim gibi hekimine gitmeye devam etsinler. Aile çocuğuyla ilgilenmeye tabii ki devam edecektir. Ben biraz süreç, biraz zaman evet, belki gerekiyordur evet buna. Bir de konuşma desteği de terapi gibi de alabilirler değil mi hocam bu durum? Çünkü şimdi, biraz daha ciddi bir durum gibi. Şimdi tabii sadece ki, ilaç tedavisi değil de bir konuşma terapisi alması tabii gerekebilir. Tabii. Yani şimdi tedavi tabii sadece ilaç değil, dediğimiz tabii noktada ama bazen ilaç çok önemli olabiliyor. Hı, tabii evet, hem terapötik ilişki açısından hem de gerekiyor da olabilir. Hı. Çünkü biz biliyoruz ki bazı böyle gross davranış bozuklukları veya da gross psikiyatrik tablolar bir rahatsızlığın sonucu ortaya çıkıyor. Hı hı. Orada bir ilaç tabii ki olması gerekiyor. Olması tabii gerekebilir. Tabii. Hani bir diğer konu bir da bir destek amaçlı demek istedim ben tabii. Elbette, elbette. Bazen başlangıcında hani ilaç verilir, sonrasında konuşma desteği, psikoterapi yapılır. Yani şimdi konuşmak tabii farklı bir şey. Aslında konuşma yani yapılandırılmış bir şey olarak değerlendirmiyoruz biz. Hı-hı. Kendi ölçeğimizde evet baktığımız. Görüşme. Evet. Görüşme. Tabii. Yani bir görüşme sağlanabilir. Görüşme sağlandıktan sonra hani terapi yapılabilir mi? Evet. Bu tarz tedavi yok. Orada karar verilir zaten. Evet. Uzman kişi tarafından. Çünkü her durumda uygun olmayabiliyor. Evet. Tabii. Yani bir yanlış algı oluşmasın evet diye sormak istedim. Buna da tabii ki şey karar vermesi gerekiyor. Hı-hı. Yani uzman hekimin karar vermesi gerekiyor. Yani terapi yönlendirecektir. Evet, hem yönlendirecektir hem de kendisi bizzat yapacaktır. Hı hı. Yani evet, en iyi tabii ki terapiyi uzman hekimin kendisi yapar. Kendisi yapabilir. Yani kendisi yapabilir. Evet. Tabii yardım olarak eğitim almış psikologlar da buna katkıda bulunurlar. Onlar da yapabilirler ayrı bir nokta ama hekim denetiminde hekimin kendisi çok daha önemli ve daha etkili olacak. Daha etkili olacaktır. Evet, 17 yaşında bir kızım var demiş izleyicimiz. Liseyi arkadaş çevresi yüzünden bıraktı. Evden dışarı çıkmıyor. Bütün gün uyuyor ve gece çok geç uyuyor. Destek almak için ikna edemiyorum. Ne yapmalıyım? Az önce hatta bahsettiniz. Cemile evet Günsen bize ulaşmış. Evet. Sorununu bildirmiş. İşte bunlar tabii çok sık karşılaştığımız sorular. Kendisi destek alsın. Hı hı. Dediğim gibi kendisinin psikiyatriste gitmesi bazen anne babanın hı hı birinin çocuğun da yani gencin de gelmesi için bir şey oluşturur. Evet. Bir motivasyon oluşturur. Ben gidiyorum annenle. Ben gidiyorum anne, ama senin gidiyoruz için gidiyorum. Evet. Seninle baş edemiyorum. Yani senin bu durumuna çok üzüldüm. Evet. Çok ne yaparım ne ederim evet diye yardım almaya gittim. Hani eğer gerek görürseniz, eğer isterseniz bakın senin için de randevu alabilirim. Hı. Doktor beyle, doktor hanımla gittim görüştüm. Aslında biz örnek teşkil edeceğimiz için belki daha kolay ikna tabii edeceğiz böyle tabii bir durumda tabii değil mi? Gittim görüştüm. Doktor bey, doktor hanım bana dedi ki hani gelsin bir göreyim.
yardımcı evet. olayım, tedavi edeyim. Yani bu ilişki kurmak açısından çok önemli anahtar bir hamle, evet, çok, hareket çok gibi görünüyor. Aslında, evet. Yani ebeveynin kendisi gitsin. Anne babanın kendisi aslında gitsin. Aslında daha çok rahat ikna edecek bir durum. Tabii, tabii ki. Yani orada muhakkak hekim kendisine o durumla ilgili bir yardım olacaktır. Yani bir açmasına, sorunu çözmesine bir katkıda bulunacaktır. Evet. Yani bu yardımlar da çok önemli. Yani çok sorunları çözme konusunda kilit gibi duruyor. Evet, büyükler de destek alacak böyle tabii, bir durumda. Büyükler destek alırken hani onların sorunlarını çözme konusunda bir yol açmış evet, olacak. Evet, yol açmış olacaklar. Evet, Nedime Çınar bizlere ulaşmış. Oğlum 17 yaşında, aşırı agresif. Ailecek bir araya gelemiyoruz, vakit geçiremiyoruz. Sürekli dışarı çıkmak istiyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor oğlum. Ne yapmalıyım demiş. Yine aynı evet. durum söz konusu. Yani gençlerde ortaya çıkan hem bir takım ruhsal rahatsızlıklar, bazen kendini şiddetle ortaya çıkartabilir. Bazen sert tepkilerle evet, agresif tavırlar sergileyebiliyor. Kalınabiliyor. Yani çünkü o onun doğasında olan bir şey. O yaşlarda hep olması evet, gereken. O değişimin, delikanlı dediğimiz evet, yaşlar değil evet, mi aslında? Evet, kanın deli aktığı yani, dönemler. Bir gücün olduğu bir yapıyla karşı karşıyasınız. Tabii ki orada da söylediğim gibi kırmadan, evet. savaşmadan, yani tartışmadan orta noktaya getirip çözüm bulmak evet. burada. Tabii ki hani şimdi bir gençle karşı karşıyasınız. O gencin sevdiği, değer verdiği insanlar olabilir. Hı hı. Ailesi dışında. Çok doğal. Yani evet. onların da yardımı istenebilir. Hı hı. Yakın arkadaş çevresi olabilir. Hı hı. Onlardan yardım istenebilir. Ne bileyim bir öğretmeni olabilir. Saydığı, sevdiği bir abisi olabilir etraftan. Hı hı. Bunlardan yardım istenebilir. Evet. Yani bunlar tabii kendisiyle ilgilenildiğini, kendi sorununun durumuna ailenin duyarsız kalmadığını gösteren hamlelerdir hı hı. aynı zamanda. Evet, ilgilenildiğini evet, görecek zaten. Evet. Bunları yapmaktan da çekinmemek lazım. Hı. Hani bunlar yardımcı şeyler olabilir. Yani hı hı. elemanlar olabilir evet. ama doğrudan işi kuramıyorsanız, doğrudan sizin söylediğiniz etkili noktaya olmuyorsa, gelmiyorsa, evet, evet. bunları kullanabiliriz. Yani evet. bunlar onun yararına tabii kullanılacak şeyler. Ama asla bir ip yarışına, bir boğuşmaya girmemek gerekiyor genç ve ergenlerle. Çünkü orada her zaman kaybeden anne baba aileler ve olabiliyor. Çocuk yani evet. ergen oluyor. Çocuğu da kaybedebilir aslında böyle yani, bir durumda. Yani sonuçta sorun çözemezsiniz. Dışarıya itmiş yani, olacağız tabii belki sorunu yanlış çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Sorunu evet. çözememek demek zaten bir ölçüde. Daha farklı evet. sebeplerle yani sorunları. Her iki tarafın demeyeyim sistemin de aslında Hı-hı. bir zararı söz konusu oluyor. Evet. Hocam son olarak ailelere ve gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Yani şimdi tabii Türkiye çok genç bir toplum Hı-hı. Avrupa'ya göre, Hı-hı. gelişmiş dünya ülkelerine göre. Ve bu gençliğimiz birçok sorunla esasında karşı karşıya. Hı-hı. Yani eğitim sorunları, işte şehirleşmenin, modernleşmenin getirdiği sorunlar... İşsizlik evet. tabii gençlik bir çok için sebep evet çok için. Çok önemli sorun haline gelmiştir. Şimdi bu sorunların çözümü konusunda yani oluşacak sorunların çözümünde artık günümüzde profesyonellerin sıkça bulunduğu bir dönem. Hı. Yani geçmiş dönemlerde belki hani psikiyatrist sayısı çok azdı. Çok yani. Azdı. Şu anda, evet, şu anda çoğaldı. Kadar, evet, bayağı çoğaldı. Hem çocuk psikiyatristleri olsun hem erişkin psikiyatristleri evet. olsun. Yani diğer alanlarla ilgili de uzmanlık alanlarıyla Hı-hı. ilgili de hani bu tarz profesyonel yardım verecek yapılar oluşmaya başlandı. Bu hayat karmaşası içerisinde bu hayatın içerisinde, dinamik içerisinde karşılaştığımız sorunlarla artık tek başına mücadele edebilmek, tek başına onları rayına sokabilmek çok zor, çok güç. Hı-hı. Yani devir tabii ki profesyonel yardım devri bu sorunlarda. Aileler tabii ki yalnız da değillerdir. Yani diğer ailelerle işbirliği yapılabilir. Hı-hı. İşte ne bileyim gencin, ergenin arkadaşları
aileleriyle işbirliği yapıyor. Tabii. Öğretmenlerle, rehberlik danışma hizmetleriyle, hekimle. Yani kanalların aslında çoğaldığı da bir dönem. Evet. Fırsatların da çoğaldığı bir dönem. Bir de hani şöyle söyleyeyim, iletişimin, etkileşimin, ondan sonra küresel düzeyde birçok araçlara rahatlıkla erişilebildiği bir dönem. Hı hı. Ben kendi gençliğimden de örnek vereceğim. Evet, şimdi yani geçiyorum. Çok da tabii belli bir yaş grubunun hani 40-45'leri geçmiş durumda olduğumuzu düşünürsek 18 yaşımızdayken biz nasıl biz bir, evet bilgiye ulaşırken kuyruklara giriyorduk. Evet. İki gün sonrasında randevu alıyorduk. Hı hı. Yani kütüphanelerde. Evet, anladın evet mı? Tabii. Şimdi herhalde çok cep telefonuyla bir iki dakika içerisinde aradığınız bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ama tabii ki bu bir dezenformasyon da oluşturabiliyor. Olabiliyor. Bir bilgi kirliliği dediğimiz şey de oluşabiliyor. Tabii. Yani bilgi kaynağından her zaman... Sadece internet bilgilerine güvenmeyeceğiz değil mi hocam? Tabii ki. Yani uzman kişilerden birebir görüşmenin yerini asla tutmaz çünkü bunlar. Çünkü bunlar son derece çoğaldı artık. Evet. Hayatımıza yanlış girdi. Bilgiler de var çünkü. Kesinlikle. Orada. Yani ama hani yapılmasın demiyorum. Evet. Çok tabii. Önemli. Hani ben iki gün bekliyordum belki bir kütüphaneye erişebilmek için. Hı hı. Oradan randevu alıp işte bir tarama yaptırabilmek için. Hı hı. Şimdi iki dakika içerisinde her şey elimizin önüne gidiyor. Yani hayat çok kolaylaştı. Kesinlikle. Aslında. Bu yani kötüye gidiş değildir bu. Hı hı. Bu olumlu bir şey. Evet. Yani insanların bilgiye ulaşabilmeleri, etkileşimleri. Bunu avantaja çevirmek lazım. Tabii ki avantaja çevirmek lazım. Yani ölçüyü kaçırmamak lazım. Hı hı. Bir denge kurmak lazım. Kesinlikle. Yani bunlar sadece hani Google'la neyse artık o şeylerle erişilebilecek şeylerden ziyade. Yani hı hı. Hayatın içine canlı girecek. Yardım imkanları, olanaklarını kullanmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Tabii böyle sorunlarımızı sadece kendimiz araştırarak bir yerde takılıp kalabiliyoruz. Uzman kişinin desteği çok daha farklıdır. Tabii. Şimdi ben böyle bir durumdayım, araştırayım, bilgiyle kendimi düzelteyim gibi bir şey de olamaz zaten. Bilgi tabii kirliliği ki, dediğimiz şey işte oluşuyor o zaman. Evet. Hani o yüzden direkt uzman kişiler diyoruz değil mi? Tabii yani bir de şu var, yani biz mesela bir şeyleri değerlendirirken bir hastalık. Tanımlarız. Hı hı hı. Anlatırız. Ama her birey özeldir. Tabii. Yani biz hastalık yok, hasta var deriz. Evet. Depresyonu olan kişi deriz. Depresyon herkese demeyiz. Herkese farklı izleyebiliyor tabii. Evet, yani herkes özeldir kendine. Hı hı. Yani kişilik olarak öyledir. İşte sosyal çevresi de öyledir. Tabii. Farklıdır. Dinlemek lazım tabii, tabii öncelikle ki. Yani, ki ona göre değerlendirsin. Yani, bir kalıp haline bir rahatsızlık, bir hastalık denilmiyor tabii. Tabii, yani o... O görüntünün muhakkak bir uzman süzgecinden geçip öylece değerlendirilmesi ve öylece bir çözüm üretilmesi lazım. Hı hı. Yani şimdi bu kaynaklar bu kadar çoğalmışken bunları tabii ki elimizin tersiyle itip de hani tek bir tuşla erişebileceğimiz yerde çözüm aramayalım. Bu olmaz. Bu yanlış tabii. Hı hı. Bu yani israf olur. Evet. İsraf olur. Tabii ki bilgiyi öğreneceğiz. Öğreneceğiz tabii. Araştıracağız. Evet, ama araştıracağız ama dediğimiz gibi birebir iletişimi koparmayacağız uzmanlarımızdan. Evet. Hocam evet. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha sonraki bir zamanda yine farklı bir konuyla izleyicilerimizi buluşturmak isteriz size. Ben de teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. İyi cumalar dileriniz. Evet efendim, tabii fiziksel rahatsızlığımız sorunlarımızda destek alıyoruz. Bu çok önemli ama tabii ruhsal sağlığımızı da göz ardı etmiyoruz. Çünkü ruhsal sağlığımız da farklı sorunlara sebep olabiliyor. Böyle bir durumda muhakkak uzman kişilerden destek alıyoruz. Kafamızda, dünyamızda hiçbir şeyi büyütmüyoruz, hiçbir sorunu büyütmüyoruz. Çünkü bunu çözmek için çok güzel, değerli uzmanlarımız var. Yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Bu konuda desteğinizi alabiliyorsunuz uzman kişilerden. Evet, bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve sağlıklı kalın.